Teknik olarak Part 5'e hoş geldiniz. Biliyorum ekranı görünce sağda biraz şaşırdınız. Ya biz teaserları yapmayacak mıydık en son diyeceksiniz. Bu teaserların, daha doğrusu benim kullandığım plugin ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Daha doğrusu beni pek cezbetmedi bu durum. Sebebini sizle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 2 saatlik bir kayıt aldım ve sorunlarla boğuştum. Sebebi de gelen video key'ine göre thumbnail değil alan düzgün bir dart package yok. Hatta şöyle bir package var. YouTube haricinde bir video linki verdiğinizde onun thumbnail'ini getiren çok güzel bir paket var. Hatta çok başarılı. Ama onun dışında YouTube key'lerini thumbnail'ini getiremiyor. Bir tane YouTube player Flutter olması lazım. Onun bunu da ayrıca anlatacağım birazdan. Şöyle arkadaşlar yeni sekmede açalım. Bakın. Evet. Aslında şöyle yapsam gelir diye düşünüyorum. Heh, şu. Arkadaşlar aslında ben bunu kullanıyordum. Hatta bunun daha önce ben dedim ya kendim de hazırlamıştım diye. Onun ikinci versiyonu vardı. İki küsürlü versiyonu vardı. Üçte size bahsetmiştim böyle drag yapınca timer'ı ayarlıyordu. Onu kapatmanın özelliği gelmiş. Şu fileklerin içerisine drag seek diye bir özellik vardı. Onu turuya çekiyorsunuz. Drag olmuyor artık. Ama şöyle bir şey var. Uygulamayı aşırı derecede kastırıyordu. Yani o sırada büyük ihtimal stream olarak datayı çekmeye çalışıyor. Kendi lokalinde çalıştırmak için. Ve aşırı bir performans kaybı oluyordu. Ben de onun yerine şöyle düşündüm. Dedim ki ben buraya backdrop imajları çekeyim. Zaten name'lerim de var. Yani birazdan göreceğiz, anlatacağım o kısımları. URL Launcher aslında hyperlink gibi düşünün. Tıkladığınız, yani daha doğrusu tıklanabilir widget'a atadığınızda parametreleri o gidiyor. Linki varsayılan tarayıcıda açıyor. Zaten siz de biliyorsunuz mesela bu bir YouTube linki ise zaten ve cihazınızda zaten bu uygulamadan aç olarak tanımladıysanız otomatik zaten uygulamaya yönlenecek. Şöyle göstereyim. Bakın ben buraya yaptım mesela. Tıklıyorum. Bakın. Linke gitti. Ona da tıklıyorum. Linke gitti. Evet ben o çarpıya tıklayınca demek ki burada bir şeyler yazmak gerekiyor. Tabii o kadar detaylı incelemedim. Direkt örneği aldım. Belki de o buton tabii kendini launch etmeye çalışıyor. Belki buraya try catch yazmak gerekiyordur. Gerçi trollanmış ama bu troll yetersiz olacaktır büyük ihtimal. Tamam, oralara da bakarız. Şu an çok aciliyet yok. Ben neler yaptığımı anlatayım isterseniz size. Öncelikle şunları bir kapatalım. Kafamız karışmasın. Şimdi arkadaşlar, buraya bir tane daha şunu da kapatayım. Hatta dediğim gibi şurada bayağı uğraştım. Bir tane daha blok tanımladım. Onda da bütün fragmanları ilgili filmin bütün fragmanları çeksin diye böyle bir şey yazdım. Movie ID gönderiyorum. O da gidiyor. Fetch Trailers'a gönderiyor.
şuradan fetch trace'i göndereyim. Repo'da da oluşturdum fetch trace diye. Sonra API provider'da özür dilerim. Bir tane fetch trace yaptım. Şimdi burada anlatmam gereken bir kısım var. Şöyle. Geldi. Bakın arkadaşlar. Bunların da ne olduğunu açıklayacağım birazdan. JSON parser online diyelim. Şurada bizim kullandığımız zaten aynı herhalde de büyük ihtimal. Neyse. Bakın. Bu filmin 7 tane fragmanı varmış. Ve bana bu arada bunun dallama şekli şöyle. Şuradaki aslında moving ID'si. Geri kalan sizin key'iniz. Çıktısı da şu formatta oluyor. Size moving'in ID'sini, key'ini, name'ini, hangi siteden çektiğini, size'ını, bunun bir trailer mı, teaser mı olup olmadığını bile söylüyor. Bakın biz mesela düz çektik. Arada teaserlar da geldi. Ben mesela filtrelemedim onu. Şu anda. Belki ileride hem teaser hem trailer diye ayıracağız. Gruplayacağız yani. Burada belki teaserlar da vardır. Yani şu fragman da olur. Bakın teaser. Mesela teaser da varmış arada. Sonra işte resmi official videolar olduğu için bunlar. Genelde İngilizce zaten. Böyle bir yapısı var. Ben de gittim burada o yapıya benzer bir şekilde Movie ID gelen Movie ID'me göre çekmesini sağladım. Bakın burayı da zaten o. Şunları kapattım. Çok fazla geldiği için bir de bunlar büyük JSON dosyalar karışıyordu. Output'u göremiyorduk. Kapattım onu. Yani bir önlemi yok ama söylemek istedim. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir tane model oluşturdum arkadaşlar. Modelimiz general model gibi. Çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Bir name'i bir de key'i belirleyelim yeter bizim için. Burası da böyle. Başka düşünüyorum. Es geçtiğim bir şey var mı diye. Yok. Şimdi gelelim. Şurada bunları nasıl listeledim? Bu arada bunlar da çalışıyor. Bakın mesela bunun bir tane şey var. Bu arada sukullaştırdım. Böyle bir yapı yaptım. Böyle. Böyle geliyor. Tabii bakın bu beyaz filmlerde de biraz sıkıntılı. Belki burayı biraz koyulaştırmak lazım. Ya da nasıl yaparız bilmiyorum ama normalde average color diye bir şey var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum ama imajın baskın olan renk tonunu çıkarıyor. Yani size bu histogramını çıkartıyor ve kullanılan renk tonunu veriyor size. Ona göre mesela koyuluk derecesine göre bu ikonuda zıt bir renk verebiliriz. Bunlar da tabii detay aslında. Diğer partlarda bunları halledebiliriz. Şimdi bu kısmı nasıl hallettiğimi söyleyeyim. Öncelikle şu sukulu nasıl yaptığımı anlatayım. Hatırlarsanız bir önceki partta burası aslında stack'te positioned diye gidiyordu. Ben bunun yerine şuraya bir tane konteyner attım. O da ha zaten şuradaymış. Bakın. Şöyle bir konteyner attım. Aslında şurası bir konteyner. Buna dedim ki sen sadece kendi içinde scroll ol dedim. Divider'ımı sonra şu üçlü grubumu description'ları falan taşıdım buraya. En son trailers kısmı arkadaşlar
Bir saniye göstereceğim. Burada başlıyor. Dedim ki tamam artık bir konteyner al. Bu arada şu çok gereksiz olmuş. Hiçbir önem arz etmiyor. Kullanmayabilirsiniz. Dedim ki buraya at bir tane. Kırda kes kendinden. Ve preload content diye bir şey gönderdim. Şimdi bu ne yapıyor? Aslında bizim klasik olarak stream builder'ımız. Neden? ID'ye geliyor ya. Şimdi benim bütün fragmanları çekmem lazım. Çekiyorum. Bakıyorum. Birden fazla mı? Yoksa bu arada direkt trailer bulunamadı diyorum. Eğer varsa da trailer page'e gönderiyorum. Bu ne yapıyor? Bu da geliyor arkadaşlar. Burada bir grid view yaratıyor. Şimdi burada şöyle bir muhabbet var. Şimdi hem bunun scroll'u var. Aslında hem de grid'in var. Ben grid'in scroll olmasını istemediğim için fizik scroll'una hiçbir zaman scroll etmemesi için böyle bir şey ekliyorum. Şimdi GridView daha önce videolarda kullandık mı? Hatırladığım kadarıyla kullanmadık. Şöyle bir yapısı var. Şimdi cross axis count aslında sizin satırınızın count sayısı, item count sayısı. İki tane item olsun diyorum en fazla. Sonra child aspect ratio. Bunu şöyle anlatayım. Normalde bunu yazmadığınızda kendi standart bir aspect ratio veriyor. Yani itemların height'ını kendi ayarlıyor. Siz bunu istemiyorsanız buraya radyonunuzu yazıyorsunuz. Şu 155, yani ben itemlarımın her birinin height'ının 155 olmasını istedim ve kendim ayarladım. Ondan sonra cross axis spacing ve main axis spacing aslında kolon ve rowların boşluklarını belirtiyor. 16'ya 16'yı belirttim ben. Daha hoş duruyor diye düşündüm. Ve en son artık diyorsun ki bir tane liste yaratmaya başla. Bu benim item sayım. Yani trailer sayım. İndeks diye de bir tane şeyim var. Counter'ım var. Şu link yaptım zaten. Az önceki gördüğünüz bu bahsettiğim görevler launcher yapıyor olayı. Key'imi ve YouTube'un URL'ini gönderiyorum. Şimdi şurada bir wrap kullandım. Sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi bizim burada konteynerin altında text'i belirtmemiz lazım. Onu da nasıl yapacağız? Bir wrap sistemi oturtmak lazım. Aslında ilk yapılarda da o popüler, pardon, recent filmlerde de kullanılabilirdi bu. Burada nasıl kullandık? Bir tane wrap yapıyorsunuz. Konteyneri alıyorsunuz. Altına da şurada text'i koyduk. Sonra dedim ki konteynerin içine bir stack at. Üzerine birazcık shadow'luk vereyim. İmajın. İmaj at. Shadow at. Üzerine bir de hoş gözüksün diye play butonu attım. Hani tıklanabilir bir şey olduğu belli olsun diye. Ve bu şekilde data geldi. Şunun geri tuşu zaten hepimizin bildiği. Birazcık yukarı çıkacağım arkadaşlar. Yerini arıyorum. Evet. Şuraya bir tane inkvel ekledim. Navigator pop context dedim de tıkladığımda geri dönmemi sağlıyor. Şurayı şu anlık ekledim ama boş yani. Neden? Bir sonraki partta bu SQLite olaylarına girişeceğiz. Orada biraz da durumlar farklılaşabilir. Bakın o
300'ü sildim ya. Sanırım arkadaşlar gerekliymiş. Evet. O 300 gerekliymiş arkadaşlar. Bir hayat vermek gerekiyormuş. Evet. Gerekiyormuş demek ki. Yani hayat vermediğine gerçi doğru. Kendini yaratamaz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Hayat vermek gerekiyor. Şuradaki 300'ü sildik ya arkadaşlar. Buradaki 300 silmemesi gerekiyor. Ha 300 olması şart değil bu arada. Ya tabii ki de yüzük falan da atabilirsiniz. Sadece sıfırdan farklı olması lazım. Aa, tabii ki de evet. Burada bunu unuttum ben. Fragman sayısı kadar atmak lazım aslında. Tamam. Belki bu da expanded olabilir arkadaşlar. Belki de burası konteyner olmayacak. Bir şey merak ettim. Yani konteynere bağlamak şart mı? Sanırım şart. Yani konteyner dediğim parente bağlamak lazım da. Peki expanded olsaydı ne olurdu? Olmazdı. Tamam şimdi kalsın arkadaşlar. Biz zaten bulacağız onu. Çünkü şeyi bilmiyoruz. Şimdi ben bunu ellesem nasıl ellerim? Şöyle ellerim aslında. Birazcık burayı uzabiliriz. Ama yaptığımızı varsayalım. Gittik. Stream ettik. Aslında şuna geldik. Dedik. Oo. Zaten eklemişim orayı da. Evet. Şimdi 300 yapmayacağım tabii ki de. Şimdi normalde kaç tane var? Bunu mod olarak ikiye bölüp şey yapmak lazım. E, 155 ile çarpmak lazım. Bir saniye. Water. Modları split değil mi? Geçiyordu. Bunu bir ya gerçi şöyle yapılabilir. Şöyle yapılabilir arkadaşlar. Dedikten sonra evet int item welcome eşittir böyle iki sonra iki de int'e cast ederiz diye düşündüm ama bana ne hata mı verdi? Yok vermemiş. Böyle. Sonra
Hide. Dedik. Tabii bunu çizdi. Ha. Mantıklı. Bir şey diyecek misin acaba? Çok merak ettim. İnte mi gerek yok diyor acaba? Bu kenar int. Tamam. Şöyle yapalım. Nasıl parse ediliyor burada acaba? Grant ediyormuş. Okey. Bu kadar. Demek ki böyle yapsak daha mantıklı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da işe yarıyor. Dediğim gibi bu kısımda böyle direkt çekebiliyorsunuz yani buradan. Ben böyle daha performanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii başka yöntemler de geliştiririz. Uygulamanın gidişine göre bakarız. Dilerseniz bu partı burada bitirebiliriz ya da intro'yu da biraz geçebiliriz. Dilerseniz bitirelim. Çok uzun olmasın bu part. Bir sonraki partta da sakin bir şekilde artık autocomplete text ve bu intro kısımlarını yazarız. Diğer partta da SQLite'i halletmeye çalışırız. Yedinci part olur. Büyük ihtimal. 8-9 gibi partlarda neler yapabiliriz diye bakarız. İşte bu size bahsettiğim broadcast app olayları, pardon, receiver olaylarını eklemeye, dahil etmeye çalışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.